Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polinomlarda toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini inceleyeceğiz. Ve bu işlemler sonucunda polinom derecelerinin değişimlerine ait kurallar çıkarıp bunları örneklerle öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle toplama ve çıkarmayla başlayalım. Genel polinom ifademizi hatırlayacak olursak px eşittir an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı a1x artı a0 ifadesiydi. Şimdi başka bir polinom daha belirtelim. Qx polinomu olsun bu polinomda. Ve katsayıları bn, bn eksi 1 diye devam etsin. Bu durumda eğer biz px artı qx polinomunu hesaplamak istiyorsak aynı dereceli terimlerin katsayılarını beraber toplarız. Yani an artı bn n'ci dereceden olan terimin katsayısı olur. Ve böyle devam eder. An eksi 1 artı bn eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı a1 artı b1 x artı a0 artı b0. Eğer çıkarma işlemi yapacak olursak da bu sefer aynı dereceli terimleri sırasıyla birbirinden çıkarırız. Yani px eksi qx polinomuna bakıyorsak bu sefer n'ci dereceli terimin katsayısı an eksi bn, n eksi birinci dereceli terimin katsayısı ise an eksi 1 eksi bn eksi 1 olarak devam edecek. Bir örnekle inceleyelim. Örneğin px polinomumuz 6x üzeri 4 eksi 4x kare artı 3x artı 8. Qx polinomumuz eksi 7x üzeri 5 artı 2x üzeri 4 artı 1 polinom olsun. Bu durumda px artı qx eşittir. Şimdi gördüğümüz üzere burada 5. dereceden bir terim yok. Fakat burada 5. dereceden bir terim var. O yüzden burada sanki 5. dereceden bir terim varmış ve katsayısı sıfırmış gibi düşünüp buradaki 5. dereceden terimin 5. dereceden terimin katsayısıyla toplayacağız. Yani 0 artı eksi 7 x üzeri 5. Burada 4. dereceden terim, burada da 4. dereceden terim mevcut. Bu sebeple 6 artı 2 x üzeri 4. Gördüğünüz gibi iki tarafta da üçüncü dereceli bir terim yok. İkinci dereceli terim ise sadece burada var ve burada yok. O yüzden artı eksi 4 artı 0 x kare. Aynı şekilde üç katsayılı birinci dereceli terim burada mevcut. Fakat burada herhangi bir birinci dereceli terim bulunmamakta. Bu sebeple de burada 3 artı 0 x ve sabit terimleri de toplayacak olursak 8 artı 1. Yani px artı qx polinomumuz eksi 7x üzeri 5 artı 8x üzeri 4 eksi 4x kare artı 3x artı 9 polinomumuz. Px eksi qx polinomunu hesaplayalım. Aynı dereceli terimlerin katsayılarını çıkaracağız. Burada olması gereken tek şey şuradaki artı işaretlerin eksiye dönmesi. Yani 0 eksi eksi 7'den 7 x üzeri 5. 6 eksi 2'den 4 4 x üzeri 4. Eksi 4 eksi 0 yine eksi 4. Eksi 4 x kare. 3 eksi 0 yine 3. 3 x ve 8 eksi 1'den 7. Yani px artı qx polinomumuzu ve px eksi qx polinomumuzu yukarıda belirttiğimiz kurala göre bu örnekte hesaplamış bulunmaktayız.
Şimdi polinomlarda toplama ve çıkarmada derecelerin ne olduğunu hep beraber gözlemleyelim. Ama önce bir ekranımızı temizleyelim. Bu anlatacağımız kısım için biraz yer oluşturalım. Polinomlarda toplama ve çıkarmada derece. Varsayalım ki elimizde yine bir px ve qx polinomu var. Değer px, yani px'in derecesi a olsun. Değer qx de b olsun. Eğer polinomlardan herhangi birinin derecesi bir diğerinden küçük ise bu durumda değer px artı eksi qx büyük olan dereceye eşit olur. Eğer dereceler eşit ise bu durumda değer px artı eksi qx bu dereceden küçük eşit olur. Yani derece değişmeyebilir, azalabilir. Şimdi birer örnek inceleyerek bu kuralları pekiştirelim arkadaşlar. İlk örneğimiz px eşittir 3x kare artı 1 qx eşittir 4x küp eksi 2x artı 2. Bu durumda px artı qx eşittir 4x küp artı 3x kare eksi 2x artı 3. Px eksi qx ise eksi 4x küp artı 3x kare artı 2x eksi 1. Şimdi bu polinomlarda dereceleri incelediğimiz zaman birinin derecesi 2, diğerinin derecesi 3. Yani ilk kuralımızı gözlemliyoruz. Bu durumda toplamların derecesinin ne olmasını beklerdik? Toplamların derecesinin büyük olan 3'e eşit olmasını beklerdik ve gördüğümüz gibi toplamda ki ifade 4x küple başlıyor. Yani bunun derecesi 3. Yani kuralımız sağlanıyor. Aynı şekilde px eksi qx'in de ne olmasını beklerdik? Yine büyük olan dereceye eşit olmasını beklerdik kuralımızdan. Ve bu da bu örneğimizde görüldüğü üzere sağlanıyor. Şimdi bir örnek daha inceleyelim ve bu sefer dereceleri eşit olan bir örnek olsun. Örneğin px eşittir 5x küp artı 4x kare artı x eksi 1 qx eşittir 5x küp artı 6x eksi 2 olsun. Bu durumda px artı qx eşittir 10x küp artı 4x kare artı 7x eksi 3 polinomu olacak. Px eksi qx polinomu ise 5x küp eksi 5x küpten herhangi bir 3. dereceli terim gelmeyecek. Bu sebeple 3. dereceli terimimiz px eksi qx polinomumuzda var olmayacak. Bu çıkarım ise 4x kare eksi 5x artı 1 oluyor. Şimdi bunları incelediğimizde buradan toplamın derecesi 3, farkın derecesi ise 2 geldi. Biz buradaki kuralımızda belirttiğimiz üzere eğer px ve qx polinomlarının derecesi eşitse bu durumda bu iki polinomun toplamının veya farkının derecesi ayrı ayrı polinomların derecelerinden küçük eşit olur dedik. Ve burada gözlemlediğimiz üzere px artı qx'te derece aynı kaldı.
P eksi QX'te ise derece azaldı. Şimdi de polinomlarda çarpma işlemine geçelim. Çarpma işlemini bir kuralla vermek yerine örneklerle incelemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu sebeple hemen birer örnekle başlayalım. İlk örneğimiz px eşittir x kare eksi 5x eksi 1 ve x küp artı 1 polinomlarından oluşmakta. Şimdi px çarpı qx'i hesaplayacağız. X kare eksi 5x eksi 1 x küp artı 1. Şimdi burada çarpma işlemi uygulayacak olursak önce sırasıyla x kare terimini x küp artı 1 terimiyle toplamanın çarpma üzerindeki dağılma özelliğini kullanarak çarpıp yazacağız. Yani eşitliğin diğer tarafına geçecek olursak buradan x üzeri 5 artı x kare gelecek. Diğer bir dağıtma işlemini uygulayacak olursak ikinci terimi de bunlar üzerinde dağıtacağız. Oradan da eksi 5x üzeri 4 eksi 5x gelecek. Son olarak da eksi 1'i bunlar üzerinde dağıtacağız. Oradan da eksi x küp eksi 1 gelecek. Eğer bu terimleri düzenleyecek olursak px çarpı qx polinomumuz x üzeri 5 eksi 5x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi 5x eksi 1 polinomunu verecek. Eğer burada dereceleri gözlemleyecek olursak der px 2 idi, der qx ise 3'tü ve der px qx ise 5 geldi. Yani 2 artı 3'e denk. Şimdi bakalım acaba cidden polinomların çarpımlarında derecelerin toplamı yeni oluşan dereceye eşit kuralını başka örneklerde de gözlemleyebilecek miyiz? Hemen bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde px polinomumuz x kare eksi 2x artı 4. Qx polinomumuz 2x kare artı 3x eksi 1 olsun. Bu durumda px çarpı qx x kare eksi 2x artı 4 çarpı 2x kare artı 3x eksi 1'den yine dereceleri dağıtacağız. X kareyi yine terimleri dağıtarak çarpacağız. X kareyi şimdi buradaki ifadeyle çarpacak olursak 2x üzeri 4 artı 3x küp eksi x kare gelecek. Eksi 2x'i çarparsak eksi 4x küp eksi 6x kare artı 2x gelecek. Son olarak da 4 ile çarpacak olursak 8x kare artı 12x eksi 4 gelecek. Ve burada çarpım 2x üzeri 4 eksi x küp artı x kare artı 14x eksi 4 edecek. Şimdi tekrar gözlemleyecek olursak burada da px'in derecesi 2, qx'in derecesi 2, px çarpı qx'in derecesi ise 4 geldi. Yani der px
artı değer qx bir önceki örneğimizde olduğu gibi değer px çarpı qx'e eşit oldu. Şimdi bunları beraber bir kuralda belirtelim. Diyelim ki elimizde bir px polinomu var. Ve px polinomunun derecesi a. Aynı şekilde başka bir qx polinomunun derecesi ise b. Bu durumda değer px çarpı qx bu iki polinomun derecelerinin toplamına eşit oluyor. Aynı şekilde eğer bir polinomun n'ci dereceden kuvvetinin derecesine bakıyorsak, yani bir polinomun kendisiyle n defa çarpılmasının sonucunda oluşan polinomun derecesine bakıyorsak, bu durumda ifademiz ne olacak? A artı A artı A, yani n defa A'yı topluyoruz. N defa. Bu durumda ne oluyor? N çarpı A oluyor. Bunu da belirtelim. Aynı şekilde burada belirtmediğimiz bir kural daha var ama onu da yine bir örnekle inceleyelim. Diyelim ki iki polinomun bileşkesini alıyoruz. Yani bir polinomun da x yerine diğer bir polinomu yazıyoruz. Bu durumda dereceler çarpılır. Örnekle hemen görelim. Örneğin elimizde px eşittir x kare eksi 5x eksi 1 polinomu var. Ve qx eşittir x küp polinomu var. Bu durumda PQX ne olacak? PX küp olacak. Çünkü x yerine ne yazdık? X küp yazdık. Bu durumda da x küpün karesinden x üzeri 6 eksi 5x küp eksi 1 gelecek. Gördüğünüz gibi burada PX polinomun derecesi 2, QX polinomun derecesi 3 ve 2 çarpı 3'ten P bileşke QX polinomun derecesi ise 6 geliyor. Eğer iki polinomun bileşkesini alıyorsak, bileşkede polinomların dereceleri çarpılacak. Yani bileşkenin derecesi derecelerin çarpımına eşit olacak. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.